Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere ateşleme yapmayan ocağımızın düğmelerini nasıl ateşleme yapmasını sağlarız onu göstereceğim. Öncelikle belirteyim, teknik bir arıza varsa bunda yapacak bir şey yok. Onun için teknik yardım almak gerekiyor. Bu arada belirteyim, teknik personel değilim. Öğrendiğimi, bildiğimi, daha önce deneyimlerimi sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Öncelikle bunun için bir kolonyaya ihtiyacımız var. Arkadaşlar, düğmenin birini söküyorum. Ve kameramı yaklaştırıyorum. Burada bir tane metal bir aksam var. Bunun altında plastik bir aksam var. Bu kısımda pislikler zamanla birikiyor, tortu oluşuyor ve temas etmeyerek ateşleme yapmasını engelliyor. Bunun için bu kısma kolonyamızdan 1-2 damla, fazla damlatmıyoruz. 1-2 damla damlatıyoruz. Daha sonra kapağımızı, düğmemizin kapağını tekrar kapatıyoruz ve ocağımızın düğmesinin ateşleme yaptığını göreceğiz. Eğer ateşleme yapmakta zorlanıyorsa bunu yaparak daha rahat bir şekilde ateşleme yapmasını sağlayabiliriz. Eğer çalışmıyorsa, dediğim gibi teknik bir problem yoksa o zaman ateşleme yapacaktır. Eğer yine yapmıyorsa o zaman dediğim gibi, eğer kendiniz teknik bilginiz varsa ocağı söküp kontrol edebilirsiniz. Ama yoksa teknik destek alarak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer bu pislikten, tıkanmadan, oksitlenmeden kaynaklanıyorsa bu şekilde ocağımızı aktif hale getirip çakmağının ateşleme yapmasını sağlarız. Arkadaşlar, şunu da belirteyim. Eğer kolonyayı biraz fazla damlatırsak uzun süre çıt çıt sesini duyarız. Sürekli ateşleme yapar. Bu da can sıkıcı olabilir. Bunun için ya bekleyeceğiz ya da daha kısa sürede bitmesini istiyorsak düğmemizi çıkarıyoruz. Şu kısma saç kurutma makinesini tutarak kolonyamızın buharlaşmasını ve kurumasını sağlarız. O çıt sesinden de kurtuluruz. Bundan da bilginiz olsun. Dediğim gibi tekrar düğmeyi takıyorum. Bu şekilde rahatlıkla ateşleme yapacağını umuyorum. Umarım sizde de başarılı olur. Ben defalarca denedim, başarılı oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.